düşük durumda, daha ineceği bir yer yok. Vatandaş rahat olsun dedi. Vatandaş rahat olsun. Bakalım vatandaş rahat mı? Şimdi sizi 35 yıl öncesine götürüyorum. SHP Genel Başkanı Erdal İnönü, Özal'ın ANAP'ına karşı yarışıyor genel seçimlerde. Bakın o seçimde ne demiş? Vereceğiniz kararla ya Özal 5 yıl daha zamlarıyla sizi bir limon gibi sıkmaya devam edecek, ya da ANAP gidecek, SHP iktidarında Türkiye nefes alacak. Bugün pahalılık Türkiye'nin gündemindeki en önemli konudur sevgili vatandaşlarım. Geçim derdi, pahalılık toplum huzurunu bozan boyutlara varmıştır. ANAP niçin buna göz yumuyor? Çünkü dayandığı çevre enflasyondan şikayetçi değildir. Siz bir limon gibi sıkılırken onlar enflasyon yoluyla havadan para kazanıyorlar, zengin oluyorlar. Sevgili vatandaşlarım, burada açık açık söylüyorum. Bizim politikamızda öncelik çalışan kesimlerindir. Öncelik memurundur, işçinindir, işsizindir, köylünündür, esnafındır, zanaatkarındır. Bu yüzden de tekrar üstüne basa basa söylüyorum. Ekonomi politikamızın birinci ve en önemli hedefi pahalılığı önlemektir. Geçim sıkıntısına son vermektir. ANAP'la en önemli farkımız işte buradadır sevgili vatandaşlarım. Özal'ın masallarına bakmayın. Enflasyon önlenemez bir şey değildir. Enflasyonu, yani pahalılığı önlemek bir bilgi ve niyet meselesidir. Bunun yolu da bellidir. Fiyat artışlarının hızını kesmek, enflasyonun mağdur ettiği kesimlerin gelirini arttırmak. Erdal İnönü diyor ki, limon gibi sıkıyorlar bizi, limon gibi sıkmasınlar diyor. Çok tanıdık değil mi 35 yıl öncesinden? Bahadır Özgür burada, o hatırlattı bana bu videoyu. Ya Bahadır, burada limon... Erdal Bey'in, hani siyasetçiliğini o zamanlar hatırlayanlar bilir. Hani dürüstlüğü, hatta siyasete uygun değildir diye de çok, evet, da söylenmiştir ama bu seçimin bir özelliği vardı. Bir tek parti iktidarı vardı, darbeden sonra gelmiş. Aslında bugünküne benzer söylemleri kullanan, bugünküne benzer ihaleler yapan, kendi yandaş iş adamları yaratmış bir partiye dönüşmüştü ANAP ve Turgut Özal. Onun iktidarının son yıllarında da hayat pahalılığı olağanüstü bir düzeye gelmişti. Hani orta direk çökmüştü biliyorsunuz. Bugün orta sınıfı tartışıyoruz. Enflasyon çok yüksek bir düzeye gelmişti. Faizler artmıştı. Şimdi orada aklımıza şu gelmişti. Yani bu çok hafızalarda kalmış bir şeydir. Limon gibi sıkacaklar. Yani burada aslında söylenen şuydu. Bu politikalar, dikkat ederseniz orada da söylüyor. Enflasyon diyor, bunların dayandığı çevreye dokunmuyor diyor. Bu bir bilinçli politikadır. Yani bu bir yanlış, bilmeden yapılmış bir şey değil. Şimdi bunu niye hatırlattı bize? Şimdi Nebati geldiğinden beri açıklamalar hep tartışma konusu oluyor. Yani söylemleri, gözlerinin içine bak, lafları, işte faiz konusunda söyledikleri, ama en son söylediği söz, hani bu sizin de açılışta söylediğiniz, aslında bütün politikayı özetlemiş oldu. Yani Türk lirasının değerinin düşürülmesine yönelik bir süreç yaşandı. Bu bilmeden, yanlışlıkla olmuş bir şey değil. Yani Türk lirasının değerini düşürerekten, yani emeği ucuzlataraktan, ülkedeki mal varlığını ucuzlataraktan, işte görüyorsunuz özelleştirmelerde, ihalelerde, işte Katarlılarla, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılan anlaşmalarda, yani ucuza bir ülke yaratmış oldunuz ki buradan para çekeriz diye. Bu Nebati'nin söylediği Türk lirası bundan yeterince değersiz de işte bundan öteye gitmez dediği laf esasında bir yanlışlık değil. Değil. Bunu nereden anlıyoruz aslında? Nereden çıktı? Şimdi mesela bir kur korumalı mevduat çıkmıştı çok yakın bir zamanda ve çok tartışıldı. Bunun amacı neydi? Kuru düşürmek, rezervleri de arttırmak. Aslında Türk lirasını güçlendirmekti. Güçlendirmediğini gördük ki bakan itiraf ediyor. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Aslında Türkiye şu an tam böyle Erdal İnönü'nün söylediği gibi bütün memleket limon gibi sıkılıyor. Aslında dört koldan bir servet ve sermaye transferi yapılıyor. Gelir transferi yapılıyor belli kesimlere. Kimlere? Mesela kur korumalı mevduat alalım. Sonuçları ortaya çıktı ilk 3 ayda. 15 ile 20 milyar lira arasında bir maliyet çıktı hazineye. Yani Türkiye'de 1 milyon lira üzerinde mevduatı olanlar, ki sayısı bütün mudiler içinde %0.30'lar civarında. Yani yarım bile değil, %0.5 bile değil. 300 bin kişi. Milyonların birikimini, milyonların kaynağını. Kaynağını aslında içeride bankalarda yüksek miktarda mevduatı olanlara aktarmış oldunuz. Bir kere burada bir rantiye kesinde siz vatandaşın çoğunluğun cebinden para aktarmış oldunuz. Bir kere bu. Kur korumalı mevduat buna yol açtı. Üstelik kur da düşmedi. Üstelik enflasyon da patlamış oldu. Şimdi enflasyon artıyor.
%50'yi aştı. Ama siz faizi %14'lerde tutuyorsunuz. Bu şu demek, kredi alabilenler büyük miktarda servet kazanıyor demektir. Evet. Çünkü enflasyonun altında bir oranda kredi aldığınız zaman enflasyonun ortamı değerlendirip çok daha yüksek karlar elde edebiliyorsunuz. Mesela nasıl? Örneğin bankalar hazineden %14 ile borçlanabiliyor. Aynı hazinenin Merkez Bankası'ndan %14 ile borçlanıyor. Hazinenin, yani devletin bir kurumunun çıkarttığı kağıda da %25 faizle evet. O kağıdı alabiliyor. O aradaki muazzam bir transferdir bu. Şimdi yabancılara da verildi biliyorsun. Yani zaten o bir skandal aslında şundan dolayı, siz Türkiye içindeki TL'ye dönülsün, kuru engellemek için bunu çıkarttınız. Yabancının zaten sizin ülkenizdeki şeyle ne ilgisi var? Hani yabancının elindeki dolara da güvence veriyorsunuz Türk lirasına çevirerek. Bir de şu var, onu da belirtelim. Türkiye bugün %8, dünya piyasalarında %8 faizle. Rekor bir düzey. Tam yani hatırlayamayacağım. Dolara %8 faiz veriyoruz değil mi biz? Yalçın Doğan olması lazım. Bir yazı yazdı. Duyuyorum, umumiye zamanındaki faiz %8. Bizim şu anda %8.6. Hani kıyaslama açısından söyleyeyim. Osmanlı'nın çökerten ekonomik model olarak gösterilen, simgeleşmiş model olarak gösterilen duyun umumiyenin faizi %8'di. O zamanki Osmanlı'nın, battı denen Osmanlı'nın borçlanma şeyi. Yani Osmanlı'yı batıran neydi derseniz, işte %8 faizdi. Aynısı. Bugün %8.6, ondan bile fazla. Bu şu demek, Türkiye içindeki kaynakları o kadar ucuza yurt dışına transfer ediyorsunuz demektir. Yani vatandaşın parasını aynı zamanda yurt dışındaki rantiyeye transfer ediyorsunuz demektir. Çok yüksek miktarlarda. Dördüncü konuda sizin yine girişte bahsettiğiniz mega projeler. Ya inanılmaz bir şey. Kriz, kur, yoksulluk, zamlar, hiçbir şey dinlemiyorlar. İhaleler daha da katlanarak veriliyor ki en son Çanakkale Köprüsü konusunda zaten söylediler, yani parası olmayan geçmesin denildi. İsteyen yüzerek geçebilir denildi. Erdoğan tabii ki bedava mı bu hizmetler denildi ki 10 yıl önce bunlar bedava olarak söylemişti. Yani devletin ve vatandaşın cebinden 5 kuruş çıkmayacak diye ilk mega projeleri ustalık dönemim benim diye ilan ettiği zaman 5 kuruş çıkmayacak diye yapılmıştı. Şimdi bedava olmayacak deniyor. Bedava olmaması bir tarafa, aktarılan kaynağı biraz sonra konuşacağız. Hani bizi ilgilendirmiyor. Gelecek birkaç nesil gitti aslında. Mega projeler gelecek birkaç nesili yuttu. Bu çok söylendi. Ama bir kez daha vurgulamak lazım. Ortadaki rakamları biraz sonra konuştuğumuz zaman, yani aklın alabileceği rakamlar değil bunlar. Köprü geçiş ücreti 200 lira, 285 lira, bunun üzerine devlet ödüyor. Yani bunun üzerinden bakıldığı zaman sanki aracı olan geçer öder, isteyen geçmez gibi bakılıyor. Halbuki ortadaki maliyet geçip geçmemenin ötesinde, o köprüyü kullanıp kullanmamanın ötesinde, Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye'nin bütün kaynakları önümüzdeki çeyrek asır boyunca bir sermaye gruplarına aktarıldı, ipotek edildi. Bu duyunu umumiyeden daha berbat bir sistemdir. Yani hem içeride hem dışarıdakileri ipotek ettiniz. Oradaki miktarların çok çok üzerinde. Yani bir benzetme yaparsak gerçekten Osmanlı'yı çökerten duyunu umumiye sistemi, yani çökmesinin en son aşaması olan duyunu umumiye sisteminden daha berbat bir sisteme dönüşmüş durumda bu mega projeler. O yüzden bence, yani o yüzden Erdal İnönü'nün o lafını aldık. Yani bu memleketi limon gibi sıkmak. Artık ne var ne yok, ne varlığı varsa, koyları, kıyıları, ormanları, zeytinlikleri, fabrikaları, fabrikaları, her kentlerdeki şey, parkları, yeşil alanları, her şeyi bir hatta paraya tahvil etme, gelirleri, paraya tahvil ederken de bunu en ucuz şekilde yapma. Yani TL'nin değerini düşürerekten bunu alacak insana daha fazla kar getirsin diye ucuzlatarak yapıyorsunuz. Yani bir hazine bakanının paranın değerinin düşmesiyle ölmesinin başka bir açıklaması yok. Mustafa, hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü. Asıl şimdi başlıyoruz diyor Mahir Ünal. Neye başlıyorlar sence? İşte bütün Türkiye'nin eyvah demesi lazımdı. O olmayınca tekrar hani bu 19 yıldan sonra yeniden bir şey yapmayı vaat edebiliyorlar. Ya yani bir tuhaflık var. Bence şeye de oynuyorlar artık. Hani bir delilik hali vardır ya. Ondan sonra hiçbir şey tutmaz artık. Oraya doğru geçti. Maliye Bakanı'nın figürü nasıl bir figür? Hani
Onu görünce ben Melih Bulu'yu görüyorum. Bir tuhaflık var bu işte yani. Birisi Boğaziçi'ne atanmış, orayı mahvetmek için gönderilmiş bir isim. Öteki de işte ülkenin Maliye Bakanı, yani hazinesinin en önemli kişisi. Hazineyi teslim ettiği ama... Al Nebati'yi koy Bulu'yu, aynı değil mi? Aynı figür. Ya, prototip olarak da bir fark yok. Bir tuhaflık var. Ya, gerçekten onu gördüğümde ya bu Boğaziçi'den de gitmedi mi diye düşünüyorum. Melih Bulu'yu görüyorum. Başka ya bir türlü Nebati'yi göremiyorum. Aslında o silüet bize şeyi anlatıyor. Bir yağma düzenini o şekil, hani her ayrıntısıyla, ince noktalarıyla da öyle kurdular ki, hani buna artık bir reaksiyon olmadıkça da daha ötesine geçiyor. Yani şimdi Bahadır'ın anlattığı o yılları hep yaşadık. Yani ben de o zaman Erdal İnönü döneminde muhabirdim Ankara'da. Erdal İnönü'nü takip ederdim, onun ezilerini. Ya o dönemi de kıyasladığında sanki Özal daha iyi biriymiş gibi. Tabii. Yani hani o zamanki ülkenin sorunları... Makro politikalardan bahseder. Tabii, hani tabii. Mikro makro politikalar, işte enflasyonla mücadele bilmem. Ya şimdi neyle mücadele ediliyor? Yok. Ya sadece bir avuç insanı kazanması için her şey yapılıyor. Sadece onlar kazanıyor. Sadece onların hayatları çok iyi. Ve şey koptu. Bağlantı yok. Şimdi o dönemlerde siyasetle işte orta direkt denilen şey Özal'ın icadıdır. Hani kendi icadına bir yaktığı sorun yaşayınca onu çözmek için bir çaba vardı. Şimdi koptu. Kurumlar vardı, kurallar vardı, bürokratlar vardı. Şimdi, İyi kötü işleyen bir kaideler bütünü vardı. Korkunçluğu şurada. Şimdi o dönemde daha iyi bir figürmüş gibi. Ki baktığında da gerçekten öyle. Evet, yani evet, Özal'a evet. Baktığında işte devlet adamlığı ya da bakanlar oluştuğunda, bakanlar kurulu oluşturduğunda onun bir liyakati, geçmişi, bölgesi, hani bölgeler dengesi, etnik kimliği, bir sürü hesap kitap vardı. Şimdi öyle değil. Yani Nebati... Bakan Nebati'nin şimdi görevden alınıyor olması başlı başına bir şey değil mi? Hani ellerindeki en iyisi bu. Evet. Hani kim gelecek ki yerine? Yerine gelebilecek kişinin işte söylenen bir şey eskiye döndüğünde hani kabul etmez. Mesela biz şimdi nasıl hatırlıyoruz? Mehmet Lütfen. Şimşek'i diyorsun. Evet, ona teklif gittiği söyleniyor. Ama Lütfü Elvan'ı nasıl hatırlıyoruz? Ya evet. Sonuçta bu partinin kurucularından, en önemli isimlerinden birisi. Ya da işte Naci Ağbal, bu partinin en önemli dinamiklerinden birisi. Tutunamadılar. Yani onlar tutunamıyor. Kendi içlerindeki en kritik adamları tutunamıyor. Hepsini geçtim. Ya damat baş kaldırdı. Yani evet. Sanki hiç bu olmamış evet. Gibi davranıyor. Unutuluyor değil mi? Bir damat kalkışması yaşadı ülke. O da hazinenin başındaydı. Ya bütün bunların olduğu yerde işi artık şeye döktüler. Bir şov. Show must go on gibi yani. Evet. Tamamen onun üzerinde. Biz bunu realize edecek her şeyde bizi de aynı şeye çekecekler. O dar fanusun içine çekip orada artık aklını, vicdanını korumayı büyük bir başarı saymaya başlayacaksın. Bunların olabilir tarafı var mı? Bak, yerlilik, millilik üzerine kurulu değil mi her şey? Milliyetçiliği yüksek. İslami referansları yüksek bir iktidarken ya bunların hangi birisinin bir değeri var? Ya. Yok. Ya bütün her şey değersizleşti. Mustafa, Erdoğan şu laf Erdoğan'ın, para tıpkı bayrak gibi, tıpkı milli marş gibi bir ülkenin gücü